beni istemişsiniz Şule Hanım. Her şeyi biliyordun değil mi? Neyi Şule Hanım? Bana oyun oynamayı bırak Kazım. Her şeyi biliyordunuz değil mi? Onun peşindekileri, sen de, Serkan da, ikiniz de biliyordunuz değil mi? Cevap ver bana. Bana neden anlatılmadı? Serkan Bey üzülmenizi istememiştim. Şimdi üzülmüyor muyum ha? Oğlum hapiste. Eğer benim bunlardan haberim olsaydı, ben onu kurtarırdım. İş buraya kadar varmazdı. Şimdi bana bilmediğim ne varsa anlatacaksın. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Kadir. Kadir hakkında ne biliyorsun? Vay Kadir Efendi. Ben de bize gönül koymuştur. Bir daha mekanımıza gelmez diyordum. Estağfurullah abi, hiç öyle şey olur mu ya? Söyle, ne istiyorsun? Şey, para abi. Biraz sıkıştım da ben. Yani tek seferlik bir şey ayarlasam. Öyle geçici bir şey, para için geldim. Para? Para yok. Yani sana yok. Orhan abi, Allah'ın aşkına. Geçen seferki kazığından sonra sana güvenip neden iş vereyim? Abi tamam, ben bir seferlik bir şey yaptım. Sen de benim cezamı kestin. Hani diyorum, biz artık onu unutsak, işimize gücümüze baksak abi. Evet, cezanı kestim. Ama sen de benim yanıma gelmeye mecbur oldun. Çok zor değil mi? Bir de asla dönmem dediğin yere böyle kuyruğunu kısırıp dönmek. Ha, öyle abi. Ama madem buraya kadar geldin, sana uygun bir şey düşünürüz. Bugün git, yarın uğra bana. Eyvallah abi, sağ olasın. Serkan Bey, Kadir'in iş yaptığı adamlardan haber bekliyordu. Bir daha yanlarına iş için giderse haber vereceklerdi. O adamlardan haber alırsam bana söyleyeceksin, Serkan'a değil. Ama Şule Hanım... Aması yok. Bana söyleyeceksin. Ve bundan sonra söylediklerinden Serkan'ın asla haberi olmayacak. Oğlumu bu işlerden uzak tutacaksın. Geçmişte Serkan'a o uçurumun kenarından nasıl aldığımı sen biliyorsun. Şimdi her şey ortaya çıkarsa, yaptığım bütün bu fedakarlıklar, onca acı, hapse girmesin diye çırpınışım, hepsi boşa mı gidecek ha? Oğluma bir şey olmasına izin veremem. Bu işin dönüşü yok Kazım. Anlaşıldı mı?